Herkese tolgozbek.com'dan evet merhaba. İkinci el her türlü şey satılıyor. İşte arabanızı satıyorsunuz, çocuğunuz büyüyor yatağını satıyorsunuz, bisikletinizi satıyorsunuz. İkinci el casus veya istihbarat amaçlı kullanılan uçak satılır mı? Evet. Yakında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterindeki 7 adet uçağı hizmet dışına çıkartıyor ve satış için hazırlıklar yapıyor. Peki bu uçaklar niye satılıyor? Demo de mi? yoksa sistemleri mi demoli? Gelin bu videoda ikinci el istihbarat uçaklarına bakalım. Bir ülkenin hava kuvveti veya donanması artık kim işletiyorsa uçakları en stratejik konuların başında bu tür işte sinyal istihbaratı yapabilen, havadan ihbar kontrol amaçlı kullanılan veya etraftaki deniz denizüstü hava hedeflerini takip edebilen uçaklar geliyor. Bu tür teknolojiye çok az ülke sahip ve çok az ülkenin envanterinde bu tür uçaklar bulunuyor. Ki bu hava kuvvetlerinin biri de Türk Hava Kuvvetleri. İngilizlerin Kraliyet Hava Kuvvetleri uzun yıllardır kullandığı havadan ihbar kontrol amaçlı bizim kamuoyu tarafından AVAX olarak tanıtılan E3D tipi uçaklardan ikisini envanter dışına çıkartıyor. Bu uçaklar Boeing'in ilk yolcu uçağı olan 707'den geliştirilmiş uçaklar. Gövdenin üzerinde büyük bir antene sahip ve bu uçakların bir farklı modifikasyonu ise eski nesil o ince uzun motorlar değil, Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin kullandığı o versiyonlarda CFM56 serisi daha yeni nesil motorlara sahip olması. Kraliyet Hava Kuvvetleri bu uçaklardan toplam 5 adet envanterine almıştı. Bunlardan bir tanesi hizmetten çıktı. İkisi önümüzdeki yıl 2021 Mart ayında envanterden çıkacak ve kalan o iki uçak da 2023'ten itibaren yerini Türk Hava Kuvvetlerinde kullandığı E7 olarak adlandırılan Boeing 737 gövdesinden oluşturulmuş uçağa bırakacak. İngiltere ne kadar büyük olursa olsun savunma bütçesinin çok dikkatli harcamasıyla biraz ün salmış farklı bir hava kuvveti. Bazen o kadar kılı kırk yarıyor ki veya o kadar radikal e, çözümlere gidebiliyor ki gerçekten dünyada dikkatle takip ediliyor. İşte bunlardan biri yaklaşık 30 e, küsür yıldır kullandı. E-3D'leri emekli etmesi ki Amerika Birleşik Devletleri de bu uçakları envanterinde tutmaya devam ediyor. Keza uçan diğer kullanıcıları arasında Avrupa'da Fransa ve Suudi Arabistan bulunuyor. Ya ama İngiltere erken emeklilikle birlikte bu uçaklarını envanterden 2023 itibariyle çıkartmış olacak. Bir enteresan uçak ise yine çok fazla eski geçmişe sahip olmayan Sentinel R1 olarak adlandırılan uçak. İşlet olarak kullanılan Global Express'ten geliştirilen bu uçak 2007 yılında İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterine girdi. Uçağa dışarıdan baktığınız zaman iki önemli sistem dikkat, edin, dikkat çekiyor. Bunlardan birincisi gövdenin hemen altında bulunan Raytheon tarafından üretilmiş SAR sentetik açıklık radarı. Bir ikinci sistem ise bir ikinci sistem ise gövdenin üstünde bulunan AES radarı. Bu iki sistemle uçak kara üzerindeki birliklerin hareketlerini, işte tankların, zırhlı personel taşıyıcılarının kaydırılmasını, birliklerin nereye gittiğini çok detaylı olarak her türlü hava şartını takip edebiliyor. Tepesindeki AES radarı yardımıyla da çeşitli hedefleri, hava hava veya hava yer hedeflerini farklı farklı irdeleyebiliyor. Alınan veriler kabinde görev yapan operatörler tarafından değerlendiriliyor. Gerekirse bu bilgiler yerdeki komuta merkezine de hızlı bir şekilde aktarılıyor ve bu şekilde havadaki bu hareketlerin gözü kulağı oluyor. Sentinel-R1 ile ilgili geçtiğimiz aylarda ben bir video hazırlamıştım. Malum Türkiye'nin haklı olarak hem Doğu Akdeniz hem de Karadeniz'de uluslararası sahalarda ve kendine ait deniz sularında çeşitli sondaj faaliyetleri var. İşte doğalgaz, petrol arama çalışmaları gerçekleştiriliyor. Geçtiğimiz aylarda da Karadeniz civarında olan Türk sondaj gemileri üzerine bu uçak ee, Kıbrıs Rum kesiminde bulunan İngiliz toprağıdır orası üstten kalkmış Ege Denizi'nden kuzeye doğru çıkarak Karadeniz'de uluslararası sahalarda hava sahasında bu uçak epey bir bizim geminin yakınlarında dolaşmıştı. Bu gemi karadaki hareketlerin yanı sıra deniz üstü hedeflerinde hareketlerini dikkatle takip ediyor ve envantere 5 adet alınmıştı. Uçaklardan biri hizmetten çıkartıldı. Yedek parça olarak kullanılıyor. Diğer 4 uçağı da Kraliyet Hava Kuvvetleri aktif olarak kullanıyor. Bu uçaklar geçmişte Afganistan, Irak, Mali e ve Libya'da yapılan operasyonlarda da görev almış bir uçak olduğunda belirtmemde fayda var. Şimdi İngilizler belirttiğim gibi çok radikal kararlar alabiliyorlar. Kılı kırk yarıyorlar, hesap kitap yapıyorlar. İngilizlerin hesabına göre bu uçakların hem E3'ün hem de Sentinel R1'in operasyon maliyetleri yüksek. Bunun yanı sıra bakım ve eğitim faaliyetleri konusunda da yüksek faturaların çıkartıldığı ifade ediliyor. Bunların yerine alınmakta olan uçaklar işi şunlar. Öncelikli olarak deniz üstü hedefler için P8 Poseidon olarak adlandırılan yeni nesil bir deniz karakol uçağına İngiltere geçiş yapıyor. Bu uçak Boeing 737'nin Next Generation yeni nesil ailesinden geliştirilmiş bir uçak. Gövde içinde çeşitli mühimmat taşıyabiliyor. O kapaklar açılıyor ve mühimmat buradan bırakılıyor. Bu uçağın ilk kullanıcısı Amerikan donanması olmuştu. Daha sonra farklı farklı ülkeler satın aldılar. İşte en son Hindistan'la bir anlaşma yapıldı. İngiltere'de bu uçağın 2019'dan itibaren kullanıcısı olmuş durumda. İngiltere toplam 9 adet P8 tipi uçağı envanterine e, peyder pey katmaya devam ediyor. Bir kere deniz üstündeki görevler bu uçaklarla alınıyor. Bu uçaklar aynı zamanda tanker uçaklardan yakıt ikmali yaparak çok uzun saatler deniz üzerinde görev yapabilecek kabiliyete sahipler. e yerine ise Türkiye'nin de kullandığı E7 Vectail uçakları Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin envanterine girmeye 2023'te başlayacak. Bu uçaklarla birlikte erken uyarı ve ihbar kontrol sistemlerinde yani Deniz'de P-8 yine 737 orijinli bir gövde. Ee, Hava Kuvvetleri açısından da ilk görevlerinde de E-7 o da Boeing 737 orijinli bir görev, gövde. İki uçak ortak işte pilotaj, bakım teknikleri ve de bu tür maliyetleri ortak kullanımla birlikte aşağı çekilmesi hedefleniyor. Yani e, İngiltere tek tip uçağa doğru bir geçiş gerçekleştirecek. Şimdi görüyorsunuz bazen uçakların gövde ömürleri erken bitiyor. Belki taşıdığı sistemler daha güncel olabiliyor veya sistemler güncelliğini yitiriyor. Çok ciddi bir modernizasyona tabi tutmak lazım. O gövde o modernizasyonu kaldıracak e, özelliğe veya o maliyet etkinliğine ulaşmamış olabiliyor. Burada çok iyi bir hesap kitap yapılması lazım ve bu hesap kitap sonrasında da bir sonuç ortaya çıkartılması lazım. Sonuçta tabii İngiltere her türlü teknolojiyi çok rahat alabiliyor, herhangi bir ambargo veya uygulama yok veya bunları da bir şekilde satabiliyor. Bu açıdan İngiltere'nin uzun yıllar e, Nimrod gibi kendi tasarımı ürünlerinden yavaş yavaş Amerikan ürünlerine doğru geçmesi bu da enteresan bir yaklaşım. Ama hesap kitap yapmışlar bunun daha ekonomik olacağını İngilizler görmüş. Şimdi bu uçaklar e, envanterden çıkarken şöyle bir çalışma gerçekleştirilecek. Savunma Bakanlığı bir özel bir komisyon hazırlıyor ve bu komisyon bir rapor hazırlayacak. Bu halleriyle bir ülkeye satışı mümkün mü? Yoksa çeşitli işte sakıncalar varsa bu uçakların parçaları satılabilir mi? Bu konuda bir çalışma yapacak ve karar 31 Ocak 2021 tarihinde açıklanacak. Zaten marttan sonra da peydadır bu hava araçları envanter dışına çıkmaya başlayacak. Bakalım nasıl bir gelişme olacak. Herhangi bir ülkenin bir talebi var mı ne olabilir? Bu soruların cevaplarını önümüzdeki günlerde almaya başlayacağız. Ama hemen aklınıza Türkiye'nin herhangi bir ihtiyacı var mı diye gelebilir. Hayır şu an yok. 4 adet barış kartalı yani E7 uçağımız var. Türkiye için özel geliştirilmiş. Gerçekten bu uçaklar uzun süre havada kalmasıyla tam bir güç çarpanı. İşte bir bakıyorsunuz Akdeniz üzerinde dolaşıyor. Libya'yı kontrol altında alıyor. Antakya üzerine dönüyor. Bütün o Suriye, Kuzey Irak hava sahasını kontrol ediyor. Veya en son ee, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki 2. Dağlık Karabağ Savaşı'nda olduğu gibi uçağımız Erzurum karşı semalarında orbit atarak yani bekleme rotası yaparak bütün bölgeyi kontrol altında tutuyor. Bu açıdan Türkiye'nin bir eksikliği yok. Global Express olarak adlandırılan ki Kanadalı Bombardier şirketinin imalatıdır bu uçak. Bu uçakla ilgili halen TUSAŞ'ın devam ettirdiği bir proje var. TUSAŞ ve yanında elektronik sistemleri yapan ASELSAN. Hava SOJ olarak adlandırılıyor bu sistem. Bu sistemle birlikte özel ekipmanlara, radar ve aviyonik sistemlere kavuşacak bu uçaklar bu uçaklarla birlikte o yerdeki e, kara Soç sistemi yani karıştırma sinyalist istihbaratı görevi bu uçaklarla gökyüzüne taşınacak. Neden iş jetleri seçiliyor gibi e, soru sorabilirsiniz işletleri çok yüksek irtifalara yolcu uçaklarından çok daha yüksek irtifalara çıkabiliyor ve bu irtifalardan geniş alanları kapsayabiliyor son yıllarda özellikle İsrail'in başlattığı bu akımla birlikte Gulfstream'in 550 serisi veya Global Express geçmişteki adıyla şimdiki adıyla işte Global'ın 6000 6500 gibi yeni yeni serileri çıkıyor bu uçaklar bu görevler için yoğun olarak kullanılıyor Türkiye bu Kanada ile yaşanan ambargo öncesinde bu uçakları satın aldı getirdi buraya halen modifikasyonları Ankara'daki TUSAŞ tesislerine devam ediyor. Hedef 2023 yılında ilk uçuşun yapılıp test ve kalibrasyon sonrasında Türk Hava Kuvvetlerine teslim edilmesi. Bugünkü konumuz ikinci el istihbarat sinyal uçaklarıydı. Umarım e, gerekli bilgiyi sizlere verebilmişimdir. Lütfen sorularınız varsa bana yorum yazın veya info@tolgozbek.com adresine mail atabilirsiniz. Detaylı havacılık haberlerimiz tolgozbek.com sitesinde. Bizleri abone olarak takip edin, bildirimlerinizi açın. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.